NASA bölümü. Başladı mı? Başladı. Tamam, başladı. Gel böyle baba. Gel gel. Bugün karbüratörü anlatıyoruz. Hızlı bir şekilde anlatıyorum. Kısa video çekeceğim. Karbüratör nasıl temizlenir? Temizlik olmadığı durumda neler sıkıntıları verirse, ne gibi bir sıkıntılar verir? Bunu anlatalım. İlk önce karbüratör temizliğinden başlayalım. Şimdi karbüratörü ilk önce söktünüz. Ben zaten takılmasını göstereceğim için önemli değil. Şimdi karbüratörün şu görmüş olduğunuz deliklerine güzelce hava tutuyorsunuz. Burası. Ondan sonra bu jet tarafları. Güzelce tutuyorsunuz havayı. Kesinlikle temizliyorsunuz. Temizledikten sonra burada hiçbir hava sayesinde burada hiçbir pislik kalmadıktan sonra bu fişektir. Fişeyi geçin. Şunun ucuna bak. Bakın bunun ucu zamanla kullana kullana iz yapmış, görüyor musun? Bunun ucunu da temizliyorsunuz. Eğer benzin kaçırıyorsa, elinizden geliyorsa değiştirin bunu. Bunu kenara koydum. Şu iki adet elimizde iğnemiz var. İşte bir tanesi bunun işte rolantidir, bir tanesi gazdır. Bu motor rolantide çalıştığı zaman devreye girer. Bu da gaza bastığınız zaman, yani gazı köklediğiniz zaman devreye girer. Bunun içini güzelce temizliyorsunuz. Böyle karşıdan baktığınız zaman komple karşıyı göreceksiniz. Bu da aynı şekilde. Ama bu çok incedir. Bunu temizlemek birazcık zor. Bunu da güzelce temizleyin. Şimdi parçayı temizlemeye anlatmama gerek yok. Parçaları temizlediniz güzelce. Benzinlediniz filan. Şimdi nasıl montajlayacaksınız? Zaten ilk önce bunların yeri belli. Büyük olan buraya. Küçük olan buraya. Şimdi toplamaktaki önemli olan şeyleri göstereyim. Videoyu kısa tutalım. Yoksa video çok uzun sürüyor. Peugeot'un orijinal şeyleri var burada. Burası hava yeridir. Burayı kesinlikle siz ellemeyin. Burayı ellerseniz bu sefer hava yeri yapmanız gerekir tekrardan. Hava yeri yapmak şimdilik anlatmadığım için sizin için sıkıntıya sokabilir. Daha sonra isterseniz sökebilirsiniz. Şimdi bu iğne karbüratörden gelen benzini bu sabitliyor. Yani fazla benzin geldiği zaman kapatamazsa ne olur? Motor karbüratörden benzin taşır dışarı. O da boğar. Şimdi bunu bu şekilde takıyorsunuz. Bakın. Şuradaki demiri görüyor musun? Bunun da tam olarak burasında bir yer var. Bunu böyle yerine oturtuyorsunuz. Tam olarak bu şekilde duruyor. Karbüratörü bu şekilde aldınız. Şamandırayı oturtturdunuz. Bir de tam olarak bu tarafında bir demir var. Demiri biraz geçirdiniz. Taktınız. Şu an böyle kısa çaplı bir denemek için de şuradan hemen şuraya üflersiniz. Kapatıyor, sorun yok. Koydunuz. Şu an bu tarafı topladık. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Daha sonra bu kasesini söyleyeyim artık. Ne dersiniz şu an? İsmi aklıma gelmiyor. Bunun yeri belli zaten. Hava ayar vidasının olduğu yer tam buraya denk geliyor. Bunu kapattınız. 3 tane vidası var. 3 tane vidasını kapattınız. Karbüratörün alt tarafını kapattınız. Burası tamam. Şimdi sıkayım. Bizim şekilde. Bir tarafı daha göstereceğim. Ağzı arkadaşlar karbüratörü söktükten sonra fişeyi ters takıyorlar. İğneyi de yamultuyorlar. Fişeyi de zararlıyorlar. Karbüratörü çöpe çıkartıyorlar. Şimdi onu göstereceğim. Güzelce sıkın. Çünkü sıkmazsanız buradan benzin dışarı taşar. O da sıkıntıya sebebiyet verir. Böyle sıktık. Şimdi fişek. Fişeğin takılma şekli normalde böyle. Buradan tel geliyor. 2 dakika kompresörü kapatsana. Buradan tam olarak burasından tel geliyor. Teli geçirdiniz buradan. Buradan iğne. Burasında yayı denk geliyor. Buraya da şapkası denk geliyor. Normalde tam olarak kurulum şekli böyle. Şimdi tel olmadığı için size bu şekilde gösteriyorum. Şimdi fişeği bir böyle bakın. Bir de böyle bakın. Bu taraf rolanti ayar yeridir. Bu tarafta tam olarak fişeğin düzgün durmasının sağa sola kaymaması için yapılmış olan kesit. Şuradan içeri gösterebiliyor musun? Şöyle bak. Şurada bir şey var. Tam şurasında. İçeride. O küçük ışığı versene bana. Ver onu.
Gözüküyor mu? Tam olarak şu parça. Plastik. Şu parça. Bu parça fişeğin düzgün durmasını sağlıyor. Şimdi şu kesik olan tarafı bu tarafa denk getirecek şekilde getiriyorsunuz. Bak. Sağa sol hafifçe oynatın. Tam yerini buluyor. Ondan sonra tam olarak yerine girer. Çünkü eğer bunu bu şekilde takmazsanız bazı arkadaşlar gibi farz edin bunun yönünü karıştırıp tam ters şekilde takmaya çalıştığınızı farz edin. Bakın girmiyor. Girmediği gibi bak buraya kadar girdi. Şu an taktık zannediyorlar. Takmadınız. Neden? Bak fişek yerde kaldı. Fişek girmiyor. Şu an fişek girmez. Bak girmiyor. O yüzden zorlamayın. Zorlarsanız da bu sefer buraya yamultursunuz. Karbüratörünüz çöpe çıkar. Hemen tekrardan yerini düzeltin ve yerine takın. Bakın nasıl? Gözüküyor mu hiç? Tam bu şekilde. Daha sonra yayını takıyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler.